Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dün akşam başıma gelen bir hadiseyi size anlatacağım. Şşt, sus oğlum. Al. Şimdi dünkü videoda gördüğünüz gibi mama videosu. Dün atmış olduğum video mama videosu. Ramiz'in de kulağı sallanıyor. Bir yere çarptı galiba. Neyse. Dün atmış olduğum video mama videosu. Karanlıkta çektim arkadaşlar onu. Şurada göstereyim hemen. Burada şu beyaz masada çektim videoyu. Ama hava karanlık olduğu için flaşla çektim. Ve videoya bakıyordum. İşte nasıl çıktı vesaire diye. Ramiz'le Hasan'a da burada görmüş olduğunuz bahçede geziyorlardı. Sürekli işte yanıma gelip gidiyorlar. Gelip gidiyorlar. Hava karanlık olduğu için burada da pek bir ışık olmadığı için göremiyordum. Yani sürekli gelip beni yokluyorlardı. İşte bu bahçede işte 1-2 dakika dolaşıp sonra tekrar yanıma geliyorlardı. Yine ben de çekmiş olduğum videoya bakıyordum işte nasıl oldu video. Nasıl çıktı diye karanlıkta çektiğim için videoya daldım. Pek bir kontrol edemiyordum yani ama sürekli gidip geliyorlardı. Sonra birdenbire bir çığlık, böyle bir bağırtı, imdat falan gibi. Yani bildiğiniz yani biri adamı öldürüyor dedim. Ama hani hiç Ramiz'le Sena'dan hani beklemiyordum. Buradan kağıt toplayan arkadaşlar geçiyor buradan. Bazılarının köpekleri oluyor. Ramiz'le Asena'da onlara bayağı gıcıklar. Ama dün akşamki geçen arkadaşın yanında köpekleri yoktu. Ve burada görmüş olduğunuz gibi gösteriyorum hemen. Burayı dün gece kapattım arkadaşlar. Bakın bu teli dün gece kapattım. Ramiz sen bu aradan geç. Bu aradan geç. Ve buradan tam burada o kağıt toplayan arkadaşı arkadaşlar ben yetişene kadar yere yatırdı. Yani direkt bağırdım. Ben görür görmez direkt zaten hemen çıktım baktım yoklar. Yani şuradan koşarak gelene kadar hemen anladım yani Ramiz'in bir vukuat işlediğini. Direkt bağırmamla bıraktı, üstünden çıktı ve tekrar aynı yerden içeriye girdi. Direkt ilk işim hemen Ramiz'i Asena ile birlikte hemen kafese kapatmaktı. Asena da çıkmıştı dışarıya arkadaşlar. İlk önce Asena girdi içeriye ama Asena yani bir adım gerideydi Ramiz'den. Ramiz direkt adamın üzerindeydi yani öyle söyleyeyim yere yatırmış durumdaydı. Direkt hemen o heyecanla Ramiz'i aldım içeriye kapattım. Kafesine koydum direkt koştum ikisini birden tabii ki. Hemen koştum ben kapatana kadar zaten ayaklanmaya çalışıyordu böyle. Bayağı bir şoka girmişti. İşte bir şeyler sorduğumda yabancı olduğunu fark ettim işte zaten daha sonradan işte konuşmaya falan çalıştım. Afgan bir arkadaştı. İşte kaldırdım hemen su falan aldım verdim. Bayağı bir korkmuştu. Bir de arka baldırından, arka bacağından yakalamış Ramiz. Daha sonra zorladım arkadaşlar üstünü çıkarması için. İşte bir bakayım herhangi bir yarası vesaire var mı diye. Bayağı bir ısrarım sonucu işte yanımızda pansuman malzemeleri falan var. Taşıyoruz sürekli herhangi bir duruma karşı. Dedim pansumanını yapayım herhangi bir yaran vesaire varsa diye. İşte ikna ettim ama işte üzerini çıkarmaya başlayınca arkadaşlar iki tane kalın kot pantolonu giymiş üst üste. Ve onun altına da eşofman giymiş arkadaşlar. O yüzden dişlerini geçirememiş. Neren ağrıyor dediğimde bacağı ve göğsünü gösterdi. Göğsüm ve bacağım ağrıyor dedi. Karanlık olduğu için adamı nasıl yere düşürdüğünü görmedim. Yani ayağa kalktı, ayaklarını göğsüne mi vurdu, düşürdü. Yani zaten içeriye girdikten sonra hemen ayaklanamadı. Bir şoka girmişti korkudan. O kat kat giyindiğini gördüğüm zaman bir içim rahatladı. Tekrardan sordum ben de hani neren ağrıyor, ağrıyor mu vesaire gibisinden. Ağrısının olduğunu söyledi. Herhangi bir kanama vesaire yok, herhangi bir diş geçirme olayı yok. İşte göğsüne de vurduğu için büyük ihtimalle biraz da göğsünde bir ağrı olduğunu söyledi. Direkt işte ilk müdahaleleri vesaire yaptık. Çok fazla zarar vermeden şans eseri yani durumu dün gece böyle atlattık arkadaşlar. Hemen önlem olarak da ben akşam bu demiri bu şekilde burayı böyle kapattım. Bugün de burayı kapattık önlem amaçlı. Çünkü yarın öbür gün Ramiz aşırı derecede kindar. Yarın öbür gün herhangi biri geçtiği zaman direkt aynısını onlara da yapabilir. Allah'tan arkadaşlar kat kat giyinmiş yani dişlerini geçirememiş. Ama yere yatırmıştı yani. Yani bağırdım yani üstünden çıktı. Ben de aşırı derecede korktum. Hani adamın bir yerini kırar ne bileyim boğazına yani yere düşmüş ve Ramiz üzerinde. Yani hani boğazından da tutabilir. Adamı öldürebilirdi yani. O potansiyel var bu arkadaşta. Bir de şu andaki güncel bu köpek saldırıları durumu söz konusu olduğu için bayağı bir korktum ben de gerçekten. Ama ucuz atlattık.
daha da önlem alacağız. Buradan çıkabileceği yerleri kapatacağız ve gözümüzün önünden de bundan sonra ayırmayacağız yani. Çünkü bu bir değil yani arkadaşlar. Daha dikkatli olacağız. Böyle bir olay geçti başımdan dün. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Evet, son durum bu şekilde. Şimdi geziyor. O kulağını da bir yere çarptı burada. Kulağını hafiften düşürmüş. Evet, bu şekilde. Gelişmelerden tekrar haberdar ederim. Herhangi bir durum söz konusu olursa. Evet, videoları beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Anında haberdar olmak için videolardan bildirim zilini açabilirsiniz. Kanala da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.